cevap olarak bir de bilgi olarak bilmediğimden şu anda 8 Kasım'da Millet Bahçesi ve Kütüphane ihalesi hükümetimiz tarafından yapılıyor. 2022 yılında tam olimpik havuz, Hatay'da olmayan, inşallah İskenderun'a kazandırılacak. O da hükümetimiz tarafından kazandırılıyor. Bu üçünün toplamı yaklaşık 200 milyonun üzerinde, bu bir. İkincisi, şu an bağlantı yoluyla ilgili çok şükür proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah o da İskenderun'a bağlantı yolu olarak kazandırılacak. Sonra o çok teşekkür ediyorum. Takip etmesinden de son derece hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de kamuoyunun özellikle istiyorum. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Şu andaki borçlanma bu işlere yetmiyor. Bilginiz olsun. Nisan Mayıs'ta bir daha getirecek. Biz şu anda bütçe imkanlarının verdiği limitleri size borç getirdik. Çünkü takdir edersiniz ki bir Feyzan Kavalı, bir 240 dönüm rahat var, bir stat ve diğer projelerin bu paraya çıkarılması imkansız. Sürelerini de inşallah ihale yaptığımızda hem meclisimiz hem de kamuoyu görecek, hem de miktarları görecek. Biz Nisan ayında, yani bizim Ocak ayında hedefimiz bu ihaleleri yapmak. Yani üçünün hedefimiz Stad'tı, Ziraat Park'tı, Ferdan Kanalı'ydı. Zaten çıkacak duruma ve bütçe yapısına göre de borçlarına, yani yasaların verdiği çerçevede inşallah hem meclisimizi bilgilendirecek hem de kamuoyunu. Zaten ihale açık, ihale herkese girebilecek.